senin kariyerinde de sert bir iş kazası var film setinde yaşadın. Bu da bilinen bir şey. Kadir abiyle oynadığınız yabancı filminde o fünyenin ayarı tabii kaçmış. Hala kaçabiliyor. Bugün bile kaçıyor ya. Bazen evet. Yok canım. Öyle. Artık. Hala kaçabiliyor bazen ama eskisi kadar kara düzen değil tabii. Fakat o fünye, karnında patlayan o fünye basbayağı büyük bir ameliyatla değil mi? Galiba 9 saat falan sürmüş o ameliyat. Günlerce yani 20 küsür gün şeyde yoğun bakımda kaldım. Midem delindi, karaciğerim parçalandı, kaburgalarım kırıldı ve ben asıl final sahnesiydi. Üstünde gelinlik vardı ve ihtişamlı olmasını istiyordu tabii ki. Osman Seden Alarm Etsin yönetmendi. Neyse ben de fünyeden çok korkuyorum. Hep korktum. Kim korkmaz ya? O zaman hele. Patlayıcı çok, üstünde işte. Evet ama hani böyle altına bir destek koyuyorsun. Üzerine işte fünyeyi, sonra kan torbasını vesaire. Ben de dedim ki fünyeyi yerleştiren kişilere, ya dedim, dedim öyle çok fazla patlamasın. Bir tane dedim kalbime koyun orada, hani bir tane oradan yiyeyim kurşunu, öleyim falan gibi. O arada Kadir geldi. Onlar da beni dinlediler. Gelinliğin de şuraları şey, dantel. Böyle bir fünye, böyle bir fünye. Ucu görünüyor falan. Neyse bir şey, tam birazcık itiyoruz geliyor, itiyoruz geliyor falan. Kadir ne yapıyorsun dedim, böyle böyle bir tane olsun. Olmaz dedi, ihtişamlı ol, çıkarın çabuk onun kalbinden dedi. Yani bak Kadir de benim kalbimden onu çıkarttırmasa fünyeyi. Belki daha da sıkıntı. Ben orada gitmiştim, yok canım yani mümkün değil. Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş bu arada. Akşamdan söylüyorlar set şeyine, çalışanına, fünye yarın alınacak diye. O da biraz alkol alıyor, bir şeyler, neyse sonradan sabaha karşı aklına geliyor ki fünye alınacaktı diye. Bana anlatılan bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu ne bulduğu ilk fünyeyi neredense buluyor. Halbuki öbürlerinde daha hafif küçük oluyor lazım. Biliyorsun. Neyse ben anlamadım yani, o patlama oldu. Ben buradan fışkıran vücudumdan her şeyi gözümle gördüm, inanamazsın. Bir seyircinin ayağına sıçradı, kanadı. Osman Seden'in bir yerine sıçradı. O, düşün bak, oralara sıçrıyor ve kanıyor insanlar. Apar topar beni hemen bindirdiler. Bir gelin arabasına, gelin arabasının önünü kesiyorlar. Ben artık kelimeye şehadet getirmeye başlamıştım, mosmor. Bir hastaneye götürüyorlar, Ermeni Hastanesi. Oraya götürüyorlar, orada bunu bu tam teşekkül hastaneye götürün. Yani. Bu olmaz burada diyorlar. Hadi git. Yani ben hakikaten... Gittin geldin. Tabii yani gidip geldim diye düşünüyorum. Çok zordu. Büyük geçmiş olsun. Çok sen işin için kanını da dökmüş birisi olarak tarihe geçmiş oluyorsun. 83'te Haram filmiyle başladın. O dövmeyle dövme mi kapatıldı? Karnımdaki dövmenin o, değil mi? Sebebi buradaki dikiş izini kapatmaktı. Çünkü boydan boya dikiş evet, izi evet, vardı. Evet, evet, evet. Sonra da zaten... Kılıç yarası gibi. Bayağı bayağı. Evet, evet, büyük geçmiş olsun. Bedel ödemiş insansın işte. Evet, ben değilim evet. Yani burada mesela Kadir İnanır'ın, Türkan Şoray'ın hepsini sevgiyle hepsinin anıyorum büyük şeyleri buradan. Var evet. Birçok böyle hani tehlikeli şeyler attan düşen boynunu... Türkan Hanım attan düştü. Evet. Evet. Kadir abinin de beli her zaman. Ama en ağır benimkiydi zannediyorum. Sen ölümden döndün evet. Hmm. 83'te Haram filmiyle başladım. Çok da önemli filmlerde oynadın. Dönüp baktığın zaman... Hangi yönetmeni, hangi filmi biraz daha farklı yere koyarsın? Var mı öyle bir veya birkaç, neyse kaç taneyse konuşalım. Mesela ben hemen söyleyeyim. Benim sinemalarım benim için muazzam bir filmdir. Allah rahmet eylesin, onun yönetmeni de vefat etti. Ya o benim sinema, bak benim sinemalarım benim de hep... Hani bu anlattığın hikaye var ya, okuduğun hikaye. Evet. O duyguyu taşıyan bir film o da. Hani onun da çocukluğundan hayalleri, işte ailesinin durumu. Ne bileyim yani. Dokunmuş muydu inanılmaz, sana karakter? Evet yani beni çok etkiledi. Bir Kırık Bebek mesela. Tabii. Tomlis'le çektiğin son zamanlarda çok müthiş bir filmdi. Salkım Hanım'ın Taneleri. Salkım Hanım'ın Taneleri. Berlin Berlin. Yani yönetmen olarak Süreyya Duru'yu çok... Sevgiyle hatırlıyorsun. Sevgiyle hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum ama Süreyya Duru'yu, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Uzun Bir Gece, Çil Horoz.
Çiloroz doğru. O da bir tiyatro oyunundan biliyorsun. Evet. Yani doğru. Bunların hepsi muhteşemdi ve ben çok şanslıyım bu konuda. Sen Berlin'in Berlin'deki şahane oyununla Moskova'da galiba değil mi? En iyi kadın oyuncu ödülü almıştın. Evet. Galiba Türkiye'ye ilk en iyi oyuncu ödülü getiren ben olmuştum oradan. Türkiye Hanım'ın birkaç tane ödülü var. Şeyden Selvi Boylum Al yazmalığından sen 93'te aldın değil ben, mi? Ben evet. Aynı yıl veya bir yıl önce Bastia'da onun bir ödülü var ama var Moskova'dan değil tabii evet. Olsun. O da güzelmiş. İlklerden biri. Çok önemli. Evet, yani evet. Zaten kaçıncı olduğu önemli değil. Müthiş yurt dışında ödül almak çok önemli bir şey tabii. Günümüzde kimleri beğeniyorsun? Aktörler, aktrislerden böyle hemen ya çok hoşuma gidiyor. Onu görünce güven duyuyorum seyrettiğim şeye dediğim birileri güzel var mı? Cümle güven duymak. Evet. Yani iyidir o varsa iyidir dediğim birileri var mı? Yani isim vermek tabii istemiyorum ama çok az. Çok az isim var. Onların isimlerini vermiyorum. Yani şimdi... Yok kimleri iyi demiyorum. Sen kimleri seyretmekten hoşlanıyorsun diyorum. Bu soru farklı yani isim verebilirsin. Ne bileyim ben... Kimseyi incitmez yani. Birini seviyorsun diye. Mesela Kıvanç Tatlı seyrederken... Ben de çok beğeniyorum. Seviyorum, beğeniyorum. Çok kendi çalışkan çok bir geliştirdi. Oyuncu. İnanılmaz. Çok, çok evet. Başka mesela isim için aklıma küt diye de gelmiyor. Kenan İmirzalıoğlu mesela. Onun hani okey dediği diziyi seyretmek de benim hoşuma her zaman gidebilir. Kadınlardan Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Yani Bahar'da en son Bahar'da en son evet. Onun ismiyle diziyi seyretmeye başlayıp mesela. Şimdi Özgün Amal'ın dönmüş olması çok hoşuma gidiyor. Ne kadar onun iyi oynuyor bu oyunculuğuna. Hayranım açıkçası. İş de çok iyi bir iş tabii. İş de çok iyi. Başka kimler var yani? Ben varım. Mesela bir şey söyleyeceğim. Seni saymayayım zaten. Gerçekten senin olduğun hikayede de bir ağırlık. Yani böyle lönk diye gelip oturuyor. Yani birçok oyuncu için. Bu eleştiri için... mi? Beğeni mi bu? Muhteşem. Yani kilondan bahsediyor. Ancak çok kilolu değilmişsin bu arada değilim, yakından evet. Görünce. Teşekkür yani ederim. Yani bir tek şunu söylemek topu istiyorum. Topu taca attın tamam rahat şunu et taca attın yani. Şunu söylemek istiyorum. Şimdiki oyuncuların bir tek şeyi beni rahatsız ediyor. Çok tepkili ve çok bağırarak oynuyorlar. Yani ben mesela bir başka odadan. Patetik mi buluyorsun? Ya çok. Bir başka odadan bir dizi oynuyor ve seyrediliyorsa içeride bir başka odadan bu seslerden duygusal bir dizi bile yani her şeyi bağırarak anlatılmaz. Evet. Mesela bu oyunculuklar beni çok rahatsız ediyor. O yüzden de o şekilde oynayan oyuncuları asla seyredemiyorum. Güzel. Peki. Oyunculuğun, şarkıcılığın yanı sıra kendi dergini çıkardın Hülya'yı değil mi? televizyon programı sundun. Sahneye çıktın bugün benim doğum günümde. Tiyatro sahnesine çıktın yani. Jüri üyeliklerim var. Zaten bir tenis oyuncususun. Bu çok yönlülük sana ne kazandırdı? Yani bu bir zenginliktir çünkü bir yandan. Hala şu anda bakıyorum geçmişte benim yaşıma gelmiş olan insanların çoğu bir köşeye çekilmiş. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Yani sinemanın yok, oyunculuğun yok. Onu bir tarafa koyuyorum. Onu Allah ömür verir. Yaşadığım sürece onu zaten yapmaktan... Sevdiğim bir şey olduğu anda yani hiç, evet. Ona her şekilde orada yerim var zaten.